Selamlar gençler. 1. ve ikinci üniteyi anlattık. Yazılarımızı yaptık. Kurtulduk artık yazıldan. Şimdi ara tatilimiz var. Ara tatilden sonra artık yavaştan 3. ünitelere başlayacağız. Belki birçoğunuz başlamışsınızdır bile. Ben de hazır zamanı gelmişken 11. sınıf İngilizce 3. ünitemizin konu anlatımını yapacağım. Henüz hiç izlemeyenler varsa kesinlikle bir ve 2. üniteleri izlemelerini tavsiye ediyorum. Daha sonra da bu videoya geçebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız öyle yapın gençler. Ben karışmıyorum. Ben 3. üniteyi buraya bırakıyorum. Umarım yine çok beğenirsiniz. Umarım bu videoda sonuna kadar faydalanmış olursunuz. Eğer beğenirseniz like'larınızı bekliyorum gençler. Ayrıca henüz kanala abone değilseniz kanala da abone olabilirsiniz. Daha fazla gevezelik yapmadan hadi konu anlatımımıza geçelim. Evet gençler 3. ünitemiz hard times yani zor zamanlar demek. Zor zamanlardan bahsedeceğiz. Tabi bunlardan bahsederken geçmişe gideceğiz biraz. Daha çok geçmişte ne tür zor zamanlar yaşanmış bunlardan bahsedecek bu ünite. Bu yüzden de bu ünitemizde past continuous tense artı past tense ve used to'yu birlikte işleyeceğiz göreceğiz. Onun dışında tabii ki ünitenin önemli kelimelerine kategori kategori olarak değineceğim. Ve gerçekten yaklaşık yarım saatlik bir videoda bu üniteyle ile alakalı her şeyi öğrenmiş olacaksınız gençler. Yine bu ünitemizi Muren Murun Z kitabında Instagram'dan Studentsbook'tan anlatıyorum. Eğer Studentsbook varsa sizlerde Moral Morun beni oradan da takip edebilirsiniz gençler. Şimdi öncelikle ilk kelime kategorimize bakalım şöyle. Burada 6 tane kelime var. O kelimelerin İngilizce açıklamaları verilmiş sizlere. Yazılılarınızda da bu tarz sorular çıkabiliyor. O yüzden bilmekte fayda olacaktır. Bunları ne yapacaksınız? Eşleştireceksiniz gençler. Şöyle baktığımızda Equipment, ekipman demek zaten adı üzerinde. Buna eminim biliyorsunuzdur. Carriage, At arabası olarak kullanılır genelde taşıt at arabası denir. Çolk, tebeşir demektir gençler. Eskiden kara tahtalara ya da o yeşil tahtalara yazılan tebeşirler. Lantern, ener demektir. Agriculture, tarım demek. Frustrated da de sinirlendirilmiş, sinirli anlamını veriyor bize. Şöyle birincisine baktığımızda the work and methods of growing crops and looking after animals that are used to as food for people diyor. Bakın hem burada growing crops, mısır yetiştirmek, ayrıca hayvanlarla ilgilenmekten bahsediyor. Bu neyle alakalıdır? Tabii ki agriculture ile alakalıdır gençler. O yüzden birincisine ne diyoruz? Edirne olur diyoruz. İkiye baktığımda a lamp with a candle. Candle burada biliyorsunuz mum demek. Mumla birlikte bir lamba. Gas flame bir gaz ateşi or electric bulb ya da elektrikli lamba and typically having a handle by which it may be carried or hung ve aynı zamanda tipik olarak bir elle tutulacak yeri var taşınabilir ya da bir yere asılabilir diyor. Neyden bahsediyor burada da? Lantern'dan yani fenerden bahsediyor. O yüzden ikiye de denizli diyorum. 3'e baktığında The things that are used for a particular activity or purpose. Belli bir aktivite ya da belli bir amaç için kullanılan şeyler diyor burada. Bunlar nedir arkadaşlar? Tabii ki ekipmanlardır. Yani adana olur. 4. A vehicle with wheels that is pulled by a horse. At tarafından çekilen tekerlekli bir araç diyor. Neydi az önce söylemiştik? Carriage'da arkadaşlar. 4. Bursa oluyormuş diyoruz. 5'e baktığımda being annoyed because things are not happening in the way that you want. İşler senin istediğin gibi gitmediği için ne oluyorsun? Being annoyed sinirleniyorsun or in the way that they should ya da gitmesi gerektiği gibi gitmiyorsa diyor. Bu durumda yani ne oluyor? Aslında frustrated oluyor. Yani 5 ile F eşleşiyor. 6'ya baktığımızda da a small stick of soft White rock that is used for writing and drawing. Yumuşak, küçük, beyaz bir kaya parçası that is used for writing and drawing. Yazmak ve çizmek için kullanılıyor diyor. Neydi bu? Çoluktu arkadaşlar. Tebeşirdi. 6 ile de Ceyhan'a eşleştirmiş oluyoruz. Evet, kelime kısmımız şimdilik bu kadar kelimelere baktık. Şimdi gelin bir de used bakalım. Evet gençler şimdi ilk gramer konumuz used bakacağız. Used to geçmişte olan bizim genelde alışkanlıklarımızı ifade ederken kullanıyoruz. Birazdan hangi durumlarda kullanıyoruz? Daha sonra da cümle yapısı nasıl olacak bunlara bakacağız. Bu anlattıklarımın hemen arkasından bütün konuları anlattıktan sonra tabii ki daha iyi oturması için alıştırma da yapacağım. Yani genelde videoda zaten bu yüzden uzun oluyor alıştırma yaptığım için. Umarım sizler de sıkılmaz alıştırmalara kadar bekler alıştırmalar da hep beraber yaparız gençler. Evet used to nerelerde kullanılıyor? Used to yapısı geçmişte alışkanlıkları ifade etmek için kullanıyoruz gençler. Yani geçmiş alışkanlıklarımızdan bahsederken used to'yu kullanacağız. Steve used to spend a lot of money on PC games but these days he doesn't. Steve ne yapıyormuş? Bilgisayar oyunlarına çok fazla para harcıyormuş. Ama bugünlerde he doesn't artık harcamıyormuş. Ne olmuş? O geçmişteki bir alışkanlığı olarak kalmış arkadaşlar. Yüzlüğü kullanırken buna dikkat edin. Yani genelde şu günlerde şimdi o alışkanlık yoktur. Onu yapmıyordur. Ama eskiden onu fazlasıyla yapıyordur. Alışkanlık haline gelmiştir. Laura used to roller skate when she was younger. But now she doesn't. Laura gençken ne yapıyormuş? Roller skate yapıyormuş ama şu anda yapmıyormuş gençler. Yine geçmişte yaptığı için neyi kullanıyorum? Yüz tüyü kullanıyorum. Onun dışında geçmişte gerçek olan ama şu anda olmayan durumlardan bahsederken de yine yüz tüyü kullanacağım gençler. Örneğin My father used to be overweight when he was 35 years old. Babam 35 yaşındayken aşırı kiloluydu. Bakın önceden 35 yaşındayken kiloluydu. Buradan ben ne anlıyorum? Artık o kilosu yok arkadaşlar. Yani geçmişte vardı şu anda yok. Bu durumda da biz neyi kullanacağız? Used to'yu kullanacağız. We used to live in Vienna but we moved to Berlin in 2017. Eskiden Viyana'da yaşıyorduk ama 2017'de Berlin'e taşındık. Yani Viyana'da yaşama olay artık geçmişte kalmış. Şu anda yapılmıyor bu. O yüzden de yine used to'yu kullanıyorum gençler. This shop used to be a hairdresser in the past but now it's a pharmacy. Bu dükkan eskiden bir kuafördü ama şimdi bir eczaneymiş. Bakın yine eskiden bahsediyor. Şu anda o durum olmadığı için used to kullanıyoruz. Bir de gençler geçmişte tekrar eden olayları anlatmak için kullanıyoruz. Tekrar eden olaylar derken nasıl? Örneğin I used to go climbing with a group of friends at weekends but I don't go anymore. Hafta sonları bir grup arkadaşımla tırmanmaya giderdim ama artık gitmiyorum diyor. Bakın giderdim hafta sonları diyor tek bir hafta sonundan bahsetmiyor. Genelde hafta sonları giderdim diyor. Yani ne oluyor bu artık geçmişteki aslında bir alışkanlığı oluyor. Tekrarlanan bir olay oluyor. Bu tarz durumlarda da yine biz yüz tüyü kullanıyoruz. Unutmayın ama yüz tüyü kullandığımızda ne olursa olsun alışkanlığımız olsun olup biten bir olay olsun tekrar eden olay olsun hep geçmişte kalacak artık şu anda o olaydan bir eser kalmayacak gençler. Linda and her husband used to go to the theater a lot but now They don't. Linda ve kocası tiyatroya çok giderdi ama artık gitmiyorlar diyor. Yine geçmişte tekrar tekrar yaptıkları şeye bahsediyor ama şu anda onu yapmıyormuş. Burada da yine gördüğünüz gibi yüz tüyü kullanıyorum. Gayet kolay gençler. Yani genel olarak şöyle diyeceğiz. Geçmişteki alışkanlıklarımızdan bahsederken yüz tüyü kullanıyoruz diyebilirsiniz. Özeti aslında bu. Cümle içerisinde nasıl kullanıyoruz? Tabii ki pozitif cümlelerde Özne fark etmeksizin yani I, he, she, it, you, we, they, tekil, çoğul hiç fark etmez. Özneden hemen sonra used yu kullanıyoruz. Sonra da gençler fiilin birinci halini yazıyoruz. Word 1 diyoruz buraya. Fiilin birinci halini yazıyoruz. Sadece özneden sonra used to geliyor. Sonra fiil geliyor. Negatifte de biraz bir değişikliğimiz olacak. Yine özne fark etmiyor. Öznemiz ne olursa olsun bu sefer didn't gelecek gençler. Did not ya da didn't diyebilirsiniz. Daha sonra da used diyoruz. Şurada bir pozitif cümlede used demiştik yani geçmiş zamanda da fiile ed takısı gelirdi öyle düşünün. Orada didn't olduğu için artık o d takısını getirmiyoruz. Sadece used kullanıyoruz aslında. Used'un birinci halini kullanmış oluyoruz burada. Didn't used to oluyor gençler. Daha sonra yine fiilin birinci halini yazıyoruz. Yani pozitifte used to yazıyoruz. Negatifte didn't used to yazıyoruz. Soruda her zaman olduğu gibi yardımcı fiilimizi alıyoruz. Öznenin başına getiriyoruz. Yani yardımcı fiilimiz ne? Burada did gençler. Did'i alıyoruz başa getiriyoruz. Daha sonra buradaki öznelerimizden hangisiyse artık onu yazıyoruz. Sonra yine used to yazıyoruz. Bakın used yazmıyoruz. O d'yi yine kaldırıyoruz. D'yi sadece pozitif cümlelerde getiriyoruz. Unutmayın. Yine used to diyoruz ve fiilin Verb bir, birinci halini yazıyoruz. Soru cümlesinde tabi cevap verirken de yes I did, yes she did diye ya da no I didn't, no they didn't diye cevap verirsiniz. Şu örneklere baktığımızda I used to spend all my money on chocolate when I was a child. Çocukken tüm paramı çikolataya harcardım. Ne yapıyorum bakın burada pozitif bir cümle olduğu için used to'yu kullandım. Geçmişte olan bir alışkanlığından bahsettim. I didn't used to spend all my money on chocolate when I was a child. Bakın bu sefer negatif kullandım. Çocukken tüm paramı çikolataya harcamazdım dedim. Negatif bir alışkanlığımızdan da bahsedebiliriz tabii ki. Burada ne oluyor? Didn't used to you kullanıyoruz gençler. Did you used to spend all your money on chocolate when you were a child? Çocukken bütün paranı çikolataya mı harcardın diye? Tabii ki sorusunu da sorabiliyoruz. Yes I did, no I didn't diye de cevap veririz gençler. Burada da yine gördüğünüz gibi soruda da did başa geldi. Used olarak kullandık. D'yi kaldırmış olduk yüz suyuyla alakalı olay bu aslında gençler. Şimdi peki hocam ben alıştırmalarda soruları yaparken orada negatif mi yapmam lazım, pozitif mi yapmam lazım? Onu nasıl anlayacağım diye güzel bir alıştırma var gençler. Bunu birlikte yapıp oturturalım sonra devam edelim. My daughter, kızım, blah blah like eating bananas when she was a little kid but she loves it a lot now. Şimdi bu durumlarda siz ne yapacaksınız gençler? Şu virgülden sonraki şimdiki duruma bakacaksınız. Eğer şu anda onu seviyorsa demek ki eskiden sevmiyormuş. Ya da şu anda onu yapmıyorsa demek ki eskiden yapıyormuş. Şimdi buraya baktığımda bakın şu ikinci cümlede ne diyor? She loves it a lot now. Şu anda onu çok seviyormuş. Demek ki kızı küçükken muzu sevmiyormuş. O yüzden ben burada neyi kullanacağım? Didn't used to'yu kullanacağım. Buna baktığımda I drink milk every morning in the past but I don't drink it anymore. Yine ikinci cümleye bakıyorum. İkinci cümlede ne diyor? Anymore burada artık anlamını verir ve used to varsa genelde çok kullanılır. Artık içmiyorum diyor. E demek ki geçmişte ne yapıyormuş? İçiyormuş. O yüzden neyi kullanacağım? used to'yu kullanacağım. I used to drink milk every morning diyeceğim. 3'e baktığında Mrs. Morgan make a cake for her children every weekend but she doesn't make cakes anymore. Bakın yine anymore var. Artık kek yapmıyormuş gençler. Demek ki eskiden Mrs. Morgan ne yapıyormuş? Kek yapıyormuş. Buradan ben bunu anlıyorum. O yüzden used to diyorum. Anladınız değil mi nasıl yapacağınızı? Yani bu tarz cümlelerde size didn't used to ya da used to yazın dediğinde ne yapıyorsunuz? Hemen şuradaki ikinci duruma bakıyorsunuz. İkinci durumda eğer o durumu şu anda yapıyorsa demek ki geçmişte yapmıyormuş. Didn't used to'yu kullanacağım. Ama ikinci durumda artık yapmıyorsa o durumu demek ki eskiden yapıyormuş onu deyip used to'yu kullanacaksınız gençler. Şimdi past tense'lere geçmeden önce ikinci kelime kategorimize bakalım. Bu kelimeler ve eşleştirmelerini yapalım birlikte. Obstacle engel demek gençler. Ona eş anlamlı olarak biz ne diyebiliriz? Difficulty zorluk diyebiliriz. Yani bir lefeyi eşleştirebiliriz. To be suspended suspended uzaklaştırılmak demek. Bir okuldan uzaklaştırmak ya da bir şirketten uzaklaştırmak anlamındadır. Burada da hangisi olur? Denizli olur. To be sent out of school deriz. Genius kelime anlamı dahi demektir gençler. Yani çok zeki anlamındadır. Bu da extremely intelligent diyebilirsiniz. Die ölmek demektir. Pass away onun eş anlamlısıdır gençler. Fame ün demektir. Famous da hatta buradan türer. Famous da ünlü demek biliyorsunuz. Bu da popularity ile eş anlamlıdır gençler. Seller killer de diyebiliriz gençler. Ya da bodrum katla diyebiliriz. Bunun da eş anlamlısı Basement'tır. C ile eşleşir. Retarded bir şeyleri yavaş anlayan kişi anlamında verebiliriz gençler. Burada da mentally impaired'la eş anlamlıdır. Ve son olarak deficient var. O da az, yani miktar az olan, yetersiz olanlar için kullanılır. Yani insufficient diyebiliriz. 8 ile de girisunu eşleştirmiş oluyoruz bu şekilde. Evet, şimdi past continuous tense'e geldik. Bu ünitenin içerisinde işleyeceğiniz tenslerden birisi. Daha sonra past tense işleyeceğiz. Sonra ikisini karıştıracağız karşılaştıracağız çünkü bu ikisi birlikte çok fazla kullanılıyor. Hemen arkasından tabii ki bu ikisi varsa when ve while vardır. Bunlardan da bahsedeceğiz gençler. Daha sonra da alıştırmalarla ünitemizi bitireceğiz. Öncelikle past continuous tense bizler hangi durumda kullanıyoruz? Cümle yapısı nasıl olacak? Bunlara bakalım. Past continuous tense gençler en genel kuralımız ne diyoruz? Geçmişte bir olay başlıyor ve belli bir süre devam ediyorsa biz bu durumlarda past continuous tense'i kullanıyoruz. Geçmişte başlayacak ve belli bir süre devam edecek. Örneğin I was watching an important discussion program on TV at this time yesterday. Dün bu zamanlar televizyonda önemli bir tartışma programını izliyordum diyor. Bakın izlemek fiili zaten nedir? Hemen bir anda olup biten bir şey değildir değil mi? Bir şey izlemeye başladığında başlarsın ve belli bir süre izlersin. O olay belli bir süre devam eder. Bu tarz durumlarda past continuous tense'i kullanıyoruz. They were sunbathing at 2 p.m. on the beach and having fun together. Onlar saat 2'de sahilde güneşleniyorlardı ve birlikte eğleniyorlardı diyor. Yine güneşlenmek ya da eğlenmek ne olur? Başlar ve belli bir süre devam ediyorsa geçmişte ne yapıyoruz? Past continuous tense'i kullanıyoruz. Tabi bu yine geçmişte de bitecek. Yani geçmişte başlayacak. Belli bir süre devam edecek. Sonra da geçmişte bitecek gençler. Öyle düşünün. Daha sonra geçmişte aynı anda devam etmekte olan iki eylemi anlatırken kullanabiliriz. Örneğin ben kitap okurken eşim makale yazıyordu diyorum. Kitap okumak bir eylem belli bir süre devam ediyor. Ve aynı anda eşim de başka bir eylemi yapıyor. O da belli bir süre devam ediyor. Bu tarz durumlarda da yine past continuous tense'i kullanıyoruz. While I was trying to finish my school project, okul projemi bitirmeye çalışırken, my mother was cooking in the kitchen. Aynı zamanda annem de mutfakta yemek pişiriyordu diyor. Bakın aynı anda iki farklı olay oluyor. İkisinde de neyi kullanabiliyorum? Past continuous tense'i kullanabiliyorum. Buna bahsederken de yine burada while'ı kullanıyoruz. Yani while olduğunda şöyle düşünmeyin. Birazdan bunu zaten detaylı anlatacağım. While varsa bir taraf illa past continuous diğer taraf illa past olacak diye bir şey yok gençler. İki taraf da past continuous olabilir. Tamamen eyleme bağlıdır. My brother and I were playing chess in the living room while my father was reading a newspaper. Babam odada gazete okurken ben ve erkek kardeşim ne yapıyorduk? Oturma odasında ya da salonda satranç oynuyorduk diyor. Burada da yine iki olay aynı anda farklı şekilde oluyor. Geçmişte devam etmekte olan bir eylemi bölen, kesen başka bir eylemi ifade etmek için kullanıyoruz. Nasıl yani? Şöyle olacak. Bir eylem devam ederken başka bir eylem onu aradan kesecek. O devam eden eylemden bahsederken pas continuous kullanacağız. Bu durumlarda genelde when çok sık karşımıza çıkacak gençler. Örneğin my mother was vacuuming the living room when the electricity went off demiş. Elektrikler kesildiğinde annem oturma odasını süpürüyordu. Bakın annem oturma odasını süpürüyordu. Yapıyor o eylemi devam ediyor. Tam o anda başka bir olay oluyor. O eylem arada kesilmiş oluyor gençler. Burada işte birinci kısımda ana kısımda ne yapıyoruz biz? Past continuous tense kullanıyoruz. Venli olan cümlelerde zaten past tense gelecek. When I heard the noise coming from the street, I was reading a novel by the window. Sokaktan gelen gürültüyü duyduğumda pencerenin kenarında bir roman okuyordum diyor. Yani ben aslında roman okuyordum daha önceden. Birden ne oluyor? Sokakta bir gürültü çıkıyor. O olay benim okumamı bölmüş oluyor gençler. Yine buradan da diğer kısımda hani kendim yaptığım eylemde neyi kullanıyorum? Past continuous tense'i kullanıyorum. Başka? Geçmişte belli bir zamandaki havayı, atmosferi ifade ederken kullanıyoruz. Ne demek bu? Örneğin, As I was walking to work this morning, the shop owners were opening their shops. Bu sabah işe yürürken dükkan sahipleri dükkanlarını açıyordu diyor. Yani ne oluyor? Kendim bir eylem yaparken aynı anda başka şeyleri görüp onları tarif ediyorsam işte şu oluyordu, bu oluyordu, şu şunu yapıyordu vesairedi. Burada da yine past continuous tense kullanıyoruz gençler. Başka bir örneğimiz, when we arrived at the small central town, it was getting dark. Küçük merkez şehre vardığımızda hava kararıyordu diyor. Burada da havayı anlatıyor. Havayı tasvir ediyor. Bu tasvirlerde de biz neyi kullanıyoruz? Yine past continuous tense'i kullanıyoruz. Cümle yapısı üzerinde çok fazla durmayacağım gençler. Sadece kısa bir şekilde hemen hızlı bir şekilde değineceğim. Cümle yapısını yaparken tabii ki past continuous tense'de biz was were artı fiile ing takısı getireceğiz pozitif cümlelerde. Eğer öznemiz I, he, she, it ya da tekil bir özne ise was artı fiil ing takısı we, you, they ya da çoğul bir öznemiz varsa da were artı fiili ing takısını getiriyoruz. Negatif yaparken de vaz was, wasn't oluyor, ver were, weren't oluyor gençler. Diğer kurallarımız tamamen aynı. Soru yaparken de yine vaz ve were başa geliyor. I, he, she, it tekillerde başa geliyor. We, you, they çoğullarda were başa geliyor. Sonra özne daha sonra yine fiili ing takısını getiriyoruz. Bu kadar. Yalnız cümle yapısını az çok zaten biliyorsunuzdur bence. Aslında bize en çok sıkıştıran, en çok zorlayan kısım bu bu tensleri bizler nerelerde kullanacağız? Onu anlamanız çok daha iyi olacak sizin için. Şimdi geldik simple past tense'e gençler. Simple past tense de geçmiş zaman oluyor. Biraz önce past continuous tense kullanmıştık. Geçmiş zamanı biz nerelerde kullanacağız? Bunun çok kısa bir tanımı var. Geçmişte belli bir zamanda tamamlanmış eylemler ifade ederken past tense kullanıyoruz gençler. Örneğin I walked to school yesterday. Dün okula yürüdüm. You visited the museum yesterday. Sen dün müzeyi ziyaret ettin. They swam in the pool yesterday. Onlar dün havuzda yüzdüler vesaire. Yani geçmişte olup biten bir eylemden bahsederken neyi kullanacağız? Past tense'i kullanacağız. Cümle içerisinde nasıl kullanıyoruz? Biraz daha burada zorlaşabiliyor gençler. Ne yapacaksınız? Eğer pozitif cümleyse cümlemiz öznemizi yazıyorsunuz. Özne fark etmiyor ne olursa olsun. Daha sonra fiilimiz eğer düzenli bir fiilse fiile id takısı getiriyorsunuz gençler. Düzensiz bir fiilse de fiilin ikinci hallerini yazmak zorundasınız. Burada biraz tabi sizi zorlayabiliyor ikinci haller. Ben bunun listesini de yine bu videonun açıklamalar kısmında link olarak bırakacağım. Oradan da pdf şeklinde indirip kullanabilir, ezberleyebilirsiniz. Zaten sizi çok zorlamaz çünkü çoğunluğunda da bir iki tane harf değişir böyle ikinci hallerde vesaire. Ama kesinlikle bilmek zorundasınız maalesef öyle de bir şey var. Negatif yaparken gençler yine özlemizi yazıyoruz. Bu sefer didn't'ı kullanıyoruz. Didn't'dan sonra fiilimizi verb bir şeklinde olduğu gibi yazıyoruz. Yani bizler düzenli fiilleri id takısı, düzensiz fiillerin ikinci hallerini yazarken bunu sadece pozitif cümlelerde yapıyoruz. Negatif cümlelerde kesinlikle bunu yapmıyoruz. Lütfen bunu aklınızda tutun gençler. Negatif yaparken gidip de fiilin ikinci halini ya da fiili id takısı getirmeyin. Soru yaparken de yine didi kullanarak didi başa getiriyoruz. Sorumuzu yapıyoruz yine. Burada da fiilimiz verb bir olacak gençler. Olduğu gibi yazıyoruz. Cevap verirken de yine didi kullanarak cevap verebilirsiniz. Yes I did ya da no I didn't. Yes she did, no she didn't diye cevap verebiliyorsunuz. Past tense beraber daha çok yesterday, ago, last, the day before yesterday, dünden önceki gün, öbür gün anlamında bu zaman zarfları çok sık kullanılabilir gençler. Bunu da lütfen dikkat edin. Gördüğünüz yerde o cümlenin, o durumun past tense olacağını bilin lütfen. Şimdi pastı ve past continuous tense'i nerelerde kullanacağız? Gelin asıl olay burada. Oraya bakalım. Evet gençler ne dedik? Bu iki zaman birbiriyle çok sık kullanılıyor. Birbiriyle beraber aynı cümlede kullanılabiliyor. O yüzden de çok sık karıştırılabiliyor. Bizler bunu çözeceğiz. Bu muammayı çözeceğiz. Bizler past continuous tense geçmişte daha uzun yani bir süre baş, başlıyor ve belli bir süre devam ediyor. Daha uzun bir süreç alıyor. Ve tamamlanmamış cümleleri anlatmakta kullanıyoruz. Ne demiştik? İşte kitap okurken caddede ses geldi. Kitap okumayı bitiremedim. O anda hemen bir ses geldi. Oraya baktım. Orada ne oluyor? Yaptığım eylem tamamlanmıyor. Bu durumlarda past Continuous Tense kullanıyorum gençler. Past Tense ise daha kısa yani kısa zamanlarda artı başka bir eylemi bölen araya giren eylemlerde kullanıyoruz. Hani dedik ya ben kitap okurken şu oldu diye benim eylem bölündü. Benim eylemi bölen şeyi biz past tense kullanıyoruz. Ses geldi diyoruz mesela. O ses geldiği biz past tense ile kullanıyoruz gençler. Zaten orada da when araya girecek. When'li olan cümle her zaman past tense kullanılacak. Bunlara bakacağız zaten. Her iki cümleyi tek cümlede birleştirip kullanmak için de genelde when, while, as ya da just as bağlaçlarımız kullanılıyor gençler. Bunları kullanarak biz ne yapıyoruz? İki cümleyi birbirine bağlayabiliyoruz. When at that time yani o zamanda o sırada şu oluyordu o sırada bu oldu anlamı verir bize. While ya da as ikisi de eş anlamlıdır. During that time yani iken yani yapıyorken ediyorken anlamı verir bize gençler. While'lı olan cümle genelde past continuous tense olur. Bilginiz olsun. Bizim bir de stative verse'lerimiz var gençler. Yani know, want, love bunlar gibi durum bildiren fiillerimiz var. Bu fiillerde biz genelde past tense kullanırız. Past continuous tense kullanmayız. We were good friends. We knew each other very well. Birbirimizi iyi tanırdık diyor burada. Ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi bu fiilleri genelde sadece past tense kullanıyoruz. Continuous tense çok sık gelmez bilginiz olsun. Bir de just as'e şöyle baktığımızda gençler just as yine neydi? While ve as gibi iken anlamı verirdi bize ama biraz daha farklı bir anlamı var. Tam şunu yapıyorken şu oldu, tam şu olacaktı ki şu oldu anlamı verirken just izi kullanıyoruz. Just as I was leaving the office I realized that I hadn't turned off the lights. Yani tam ofisten ayrılırken ışıkları söndürmediğimi fark ettim. Tam o anda şu oldu, tam o anda bu oluyorken şöyle oldu vesaire diyorsak just izi de kullanabiliyoruz. Şimdi when ve vayla geliyoruz gençler. When ve while'da cümle yapımız şöyle olacak. When'li olan cümlenin hemen devamında simple past tense olacak gençler. Yani when artı simple past tense diyoruz. When ile başlıyor. Simple past tense ile devam ediyoruz. Daha sonra virgülden sonraki cümlemiz past continuous tense olacaktır. Wheni cümlenin ortasında yazdığımızda ise yine when'den sonraki cümle bakın şurası yine past tense olacak. Yani wheni devam eden cümle past tense olacak. Diğer cümle artık ya başta olur ya ortada sonda olur. Nerede olursa olsun past continuous tense oluyor. When I got up this morning, bu sabah uyandığımda my mother was making a toast for breakfast. Annem kahvaltı için tost yapıyordu diyor. Bakın when'de olan cümle past tense daha sonraki eylem bahsederken past continuous'u kullanıyoruz. Sarah's brother was playing video games when she came home at 7 p.m. yesterday. Sarah dün akşam 7'de eve geldiğinde erkek kardeşi video oyunları oynuyordu diyor. Bakın yine when'i buluyorum hemen when burada. When'i devam eden cümle past tense gördüğünüz gibi. Diğer cümlemiz past continuous tense oluyor. While'da ise when'in tam tersi diyebiliriz. While devam eden cümle past continuous tense olacak gençler. Daha sonraki cümle simple past tense olacak. While ortada olduğunda da yine fark etmez. While'ın devamı past continuous, diğer cümlemiz simple past tense olacak. Devam eden durum past continuous tense artı while olacak. Kestiğimiz o eylemi kesen durum ise past tense olacak gençler. While I was walking along the street, it suddenly started to rain. Sokakta yürürken aniden yağmur yapmaya başladı. John burnt his hand while he was cooking in the kitchen. John mutfakta yemek pişirirken elini yaktı. Bakın gördüğünüz gibi while olan cümle ne? Past continuous. Diğer cümlemiz past tense oluyor. Birazdan alıştırmalarla çok daha iyi anlayacaksınız. Evet, burada doğru olanı yuvarlak içine alalım gençler. My brother was riding or rode his bike when he broke was breaking his leg demiş. Şimdi burada ben neye bakacağım? When ve while nerede? Önce bunu bulacağım. Aha da when'i buldum. Burada when kullanılmış. E ne diyorduk? When'in devamındaki cümle past tense olacaktı. Yani burası past tense. He broke. E diğer cümlemiz ne olacaktı? Was riding yani past continuous tense olacaktı bu kadar kolay mantığımız bu yani while varmış bakın burada e While'ın devamında ne olacak demiştik biz Was driving olacaktı Daha sonra da diğer cümlemiz past tense olacaktı gençler Hemen burada past tense yapıyorum <laughs> Okumuyorum bile gördüğünüz gibi Bakın burada as var bu as while ile eş anlamlıydı unutmayın her zaman while çıkmayabilir karşınıza As the waiter was taking the orders of the customers bakın burada yine neyi kullanıyoruz past continuous tense kullanıyoruz. Istanbul and felt tökezledi ve düştü diyor. Burada yine past tense kullanıyoruz. Diğer örnekleri sizler yapabilirsiniz gençler. Birazdan daha farklı alıştırmalar yapacağız çünkü. Burada yine bu ünitede geçen önemli kelimeler var gençler. Bunları da eşleştirmeden alıştırmalara geçmek istemiyorum. Önce bunları eşleştirelim. Sonra da when ve while alıştırmalarımıza devam edelim daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi burada kelimelere bakalım. İngilizce açıklamalarını bulalım. Incident bir olay demektir gençler. Olay aksiyon anlamındadır. Bu da şuradaki F ile eşleştirebiliriz. An event especially one that is bad or unusual. Yani genelde daha kötü ya da sıra dışı olan olaylardan bahsederken incident diyoruz gençler. Cemetery mezarlık demektir. Bunu da hatayla eşleştirebiliriz. A place where dead people are buried diyoruz gençler. Deceased ölen kişiler için kullanılır. Ölmüş anlamındadır. Bunu da J ile eşleştirebiliriz. Someone who has died ölen kimse anlamını verir bize. Treatment tedavi etmek demektir gençler. Bu da Ceyhan'la eşleşir. Something that you do to try to cure an illness or injury, especially something suggested or done by a doctor. Özellikle doktor tarafından önerilen bir hastalığı ya da bir sakatlığı tedavi etmeye çalışmak demek gençler. Treatment, arrest yakalamak demektir. Genelde polis varsa, polis station varsa bu da vardır gençler. O da gire sundadır. To take somebody to a police station to ask questions about a crime she or he might have committed. Pass away ölmek demektir. O da to die anlamındadır. Adana ile eşleşir. Witness görmek, bir şeye şahit olmak anlamındadır. Bunu da I ile eşleştirebiliriz someone who sees an accident or crime. Bir kaza ya da bir suçu gören kimse anlamını verir bize witness. Funeral cenaze törenidir gençler. O da Denizli ile eşleşir. Funeral a ceremony for burying the body of a dead person. Ölü bir kişinin bedenini gömme seremonisi. Collide çarpmak, çarpışmak anlamındadır gençler. O da Bursa'dadır. To hit each other with force usually while moving. Genelde hareket ederken birine ya da bir şeye sert bir şekilde vurmak, çarpmak anlamındadır. Son olarak pedestrian, pedestrian da yaya demektir. O da oklardan çok karıştı ama şöyle göstereyim. Edir nedir gençler? A person who is walking and not traveling in a vehicle, araçla seyahat etmeyen, yürüyen kişi anlamında pedestrian, yayan diyoruz. Bunlarla karşılaşacaksınız bu ünitede. O yüzden en azından şöyle bir fotoğrafını çekin. Bakın gençler ya da Türkçelerini en azından yanına yazın faydasını görürsünüz. Evet şimdi geldik quiz tadında şöyle birkaç alıştırma yapmaya. Burada gençler boşluklara when ya da while yapacaksınız. Gayet kolay bir olay. Emin olun çok rahat yapacaksınız. Özellikle mesela birinci örneği yaptıktan sonra sizler çok güzel yapacaksınız. Sizler dondurun yapın sonra benimle beraber cevabına da bakabilirsiniz. Şimdi ben bakın hiç şurayı okumuyorum. Boşluğu buluyorum önce. Daha sonra yapacağım iş boşluktan sonraki cümle ney? Ona bakacağım. Boşluktan sonraki cümle bakın baktığımda you called me yesterday. Dün beni aradın diyor. Hangi zaman kullanılmış? Past tense kullanılmış. Ben neyin devamında past tense kullanıyordum gençler? When varsa when'le olan cümle past tense oluyordu değil mi? When'in devamı past tense oluyormuş. O yüzden birincisi when olacak diyorum. İkiye baktığımda bakın yine boşluğun burada. Boşluktan sonra he was driving on the highway to raise ego demiş. Burada bakın was driving var past continuous tense kullanılmış. Neyden sonra ben past continuous tense kullanıyordum? While'lı cümlede, while'ın devamında past continuous tense kullanıyordum. İkincisi while olacak. 3'e baktığımda bakın boşluğum hemen cümle başındaymış. Devamında da Tim was trying demiş. Bakın was trying var yine past continuous tense var. O yüzden while olacak diyorum gençler. 4'e baktığımda bakın boşluk yine ortada. Ortada boşluktan sonra I left the classroom demiş. Left kullanılmış. Past tense kullanılmış. E past tense olduğu için tabii ki when'i yapıştırıyorum hemen. 5'e baktığımda Nick had hard times. Blah blah he was preparing for the university exam demiş. Yine boşluktan sonra baktığımda was preparing yani was artı fail ayıncı takısı gelmiş. Past continuous tense kullanılmış. O yüzden de Bura while olacak diyorum gençler. Yani şunu bileceksiniz. Boşluktan sonraki gelen cümle past tense when, past continuous ise geliyormuş gençler. Burada da used to ile alakalı güzel bir test var. Onu yapalım birlikte. I loved spinach when I was a child. But now I love it now demiş. Bak şu anda seviyorum demiş. Ne demiştim? Önce buraya bakacağız biz. Buradaki olayın tam tersi önceden olmuştur. Şu anda seviyorum diyorsa demek önceden sevmiyormuş. Ne olacak o zaman? I didn't used to love olması lazım. Ama Baktığımda burada hate fiili kullanılmış. E hate nefret etmek. Önceden nefret ediyorum diyecekmiş demek ki. O zaman ben burada cevabım Ceyhan olur gençler. E hocam hani tam tersi olacaktı. Didn't used to kullanacaktı derseniz. Evet normalde onun kullanması lazımdı. Ama burada fiil ile zaten onun tersini vermiş. Love fiili verilmiş. Öncesinde hate yani. Zaten fiil anlam olarak negatif olduğu için ben tekrardan negatif kullanmak zorunda. Kalmıyorum burada gençler. İkiye baktığımda There are a shopping mall here last year but there is a huge one now demiş arkadaşlar. Şimdi yine buraya baktığımda ne diyor? There is a huge, huge kocaman demek. Şu anda kocaman bir tane var diyor. E demek ki önceden ne varmış? Orada herhangi bir şey yokmuş. Çünkü buradaki olayın ters olması lazım. O yüzden cevap Ceyhan oluyor. Didn't used to be oluyor. My father blah blah very hard in the past so we couldn't see him so much. Hmm. Burada ne diyor bakın so var bu sefer bakın but demiyor so diyor. Bu yüzden we couldn't see him so much onu çok fazla göremedik diyor. Onu çok fazla görememelerinin sebebi ne? Babasının önceden tabii ki çok çalışması. Ne diyeceğim o zaman? My father used to work very hard in the past diyorum gençler. When I was young and lived with my parents I blah blah with housework I tidied up the kitchen demiş. Bakın burada farklı bir olay verilmiş. Ne diyor? Ben I was young, gençken ve ailemle yaşarken ev işlerini nokta nokta yapardım. I tire up the kitchen, mutfağı ben toparlardım diyor. Demek ki ne yapıyormuş arkadaşlar? Ev işlerini yapıyormuş. Ev işlerinde yardımcı oluyormuş diyecek burada. I used to help oluyor. Mary, her teachers while they were lecturing, but she could get good grades. Bakın şimdi burada yine ikinci cümlede but var. But she could get good grades iyi notlar alırdı diyor. Ama şimdi burada tam tersi olması lazım. Ne yapmamasına rağmen öğretmenin ders anlatırken onu dinlememesine rağmen iyi de şeyler alıyormuş diyeceğiz burada. Yani didn't use to listen oluyor gençler. Son alıştırmamızla videomuzu da bitirelim. Umarım sizi sıkmamışımdır. Burada simple past ya da past continuous tense getirin diyor gençler. Parantez içinde fiiller verilmiş zaten. Ne yapalım hemen bakalım şöyle. Mr. Foster his car behind the house when var bakın burada. It blah blah to rain suddenly demiş. Şimdi burada ne yapacağım ben? Hemen şuraya bulacağım. Değil mi? When mi while mi var? Onu buluyorum. When'in devamında ne olacaktı gençler? Past tense olacaktı. Demek ki şu bir ikincisi past tense olacakmış. Buraya ben ne diyorum o zaman? It started diyorum. İkincisi yani burası past tense. Diğer kısım ne olacaktı? Past continuous tense olması lazımdı. O zaman Mr. Foster was washing olacak gençler. İkiye baktığımda When my best friend call me at 2pm demiş burada. Yine bakın when ile başlamış cümle. E when ile olan cümle past tense olacaktı. Yani burası called olacak. I ikinci cümle ne olacaktı? Past continuous olması lazımdı. I was trying to finish oluyor. While Mrs. Biron demiş. While var bakın burada. While olan cümle past continuous oluyordu. Yani was vacuuming the floors. The electricity suddenly went off oluyor gençler. İkinci kısım past tense oluyor. Walter walked to the bus stop near the house when demiş bakın. When ortada kullanılmış. When'in devamında tabii ki past tense kullandım. He found the banknote on the street. E birinci kısım o zaman ne olacak? Past continuous tense olacak. Arthur come into the room while demiş bakın. Bu sefer while ortada kullanılmış. While'ın devamındaki cümle yani şurası past continuous tense olması lazım. While I was talking to my counselor at school on the phone. Arthur came into the room oluyor gençler. Birinci kısımda past tense oluyor. Evet gençler ünitemizin burada sonuna geliyoruz. Umarım buraya kadar izlemiş ve keyif almış ve her şeyi anlamışsınızdır. Biraz daha birkaç tane daha alıştırma çözdüğünüzde emin olun çok daha rahat anlayacaksınızdır. Faydam olmuştur inşallah sizlere. Bu videoyu beğenerek bana destek olabiliyorsunuz tabii ki. Ve henüz kanala abone değilseniz çok ayıp. Bence hemen şimdi kanala abone olun gençler. Daha dörtler gelecek, yazılı videoları gelecek. Bütün sene buradayım. Sizler de burada olun, takipte kalın. Sizleri sıkmadan buraya kadar getirmişsem ne mutlu bana. Bir sonraki videoda görüşünceye dek gençler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.